Washington'dan yaptığımız VOA Türkçe EkoTürk ortak yayınından herkese iyi akşamlar. Amerika, dünya ve Türkiye gündeminde öne çıkan haberlerle VOA Türkçe servisi olarak önümüzdeki 30 dakika boyunca karşınızda olacağız. Gündemin ayrıntılarında hangi haberlerimiz var? Önce onlara bakalım. Dün Beyaz Saray'da gerçekleşen Türkiye'ye yaptırım toplantısında neler yaşandı? Washington Post'ta bu konuda bir haber çıktı. Rus S-400 füze savunma sistemini satın alan Türkiye'nin ne ölçüde cezalandırılması gerektiğinin görüşüldüğü belirtiliyor bu toplantıda. Dün Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump ve Cumhuriyetçi Partili 45 senatör arasında kapalı kapılar ardında gerçekleşen görüşmenin ayrıntıları aktarılıyor bu haberde. Cumhuriyetçi senatörler Türkiye'ye yaptırım konusunda Trump'a baskı yapıyor. Beyaz Saray'da yapılan toplantının ayrıntılarında neler var? Arkadaşımız Dilge Timoçin bize ayrıntıları aktaracak. İki sene boyunca biliyorsunuz Trump'ın seçim kampanyasının Rusya bağlantılarını ve Başkan Donald Trump'ın adaleti engelleyip engellemediğini araştırmıştı. Eski özel yetkili savcı Robert Mueller, Kongre'de Temsilciler Meclisi'nin iki ayrı komisyonda ifade veriyor. Demokratların Trump'ın görevden alınması için bel bağladığı Mueller raporu konusunda komisyon üyelerinin sorularını cevaplandırıyor eski savcı ve nasıl yanıtlar verdi? Begüm Dönmez Ersöz bizlere Kongre'de olanları aktaracak, Mueller'ın söylediklerini aktaracak. Avrupa'ya gideceğiz, Paris'e gideceğiz. Avrupa kavruluyor. Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde sıcak hava yüzünden kırmızı alarm verildi. Fransa'da 20 ilde kırmızı alarm var. Paris'te bunların arasında Arzu Çakır, Eyfel Kulesi'nin önünde sıcak havada bizlere son bilgileri aktaracak. Ve Zarap davasının diğer ismi Hakan Atilla 32 aylık cezasını tamamladı. Türkiye'ye döndü. Nasıl uğurlandı? New York'tan Aslı Pelit bize izlenimlerini aktaracak. Ve vaktimiz kalırsa iki haber paketimiz olacak. Başkan Donald Trump'ın Demokrat 4 kadın üye için sarf ettiği sözler hala Amerika'da tartışılıyor. Cumhuriyetçiler Trump'ı savunuyor ve Amerika'daki en büyük sorunlarından birisi emeklilik. Diğer konumuz son yapılan araştırmalarda Amerikalıları para kazanmak için emekli olmak istemedikleri ortaya çıktı. Yani çalışmak istiyorlar, emekli olmak istemiyorlar. Bugün 24 Temmuz 2019 Çarşamba. Ben Serdar Cebe, VOA Stüdyo başlıyor. Türkiye'nin gözü kulağı bu toplantıdaydı ve Washington Post Rus S-400 füze savunma sistemini satın alan Türkiye'nin ne ölçüde cezalandırılması gerektiğinin görüşüldüğü dün Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump ve Cumhuriyetçi Partili 45 senatör arasında kapalı kapılar ardında gerçekleşen görüşmenin ayrıntılarını aktardı. Trump yaptırımlar yerine Türkiye ile müzakereleri teşvik etti diyor haberde. Beyaz Saray toplantısında neler yaşandığını arkadaşımız Dilge Timoçin'e soracağız. Dilge, ne konuşuldu? Senatörler, 45 senatör vardı. Onlar ne mesajlar verdi? Öncesinde de Donald Trump'a mektup yazmışlardı. Haberin ayrıntılarında neler var? Serdar, bu toplantının davetine gidelim önce. Geçen hafta Washington Post gazetesi yine ortaya çıkarmıştı bunu. Donald Trump'tan, Beyaz Saray'dan Cumhuriyetçi senatörlere başkan adına başlıklı Türkiye yaptırımları konulu bir davet gitmişti. Senatoda 53 Cumhuriyetçi senatör var ve 45 senatör dün akşamki toplantıya iştirak etti. Türkiye saatiyle gece 11'de gerçekleşildi bu toplantı. Beyaz Saray'da akşam yemeği salonunda, resmi akşam yemeği salonunda kapalı kapılar ardında ve basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Ancak toplantıdan sonra tabii senatörler özellikle Washington Post gazetesine önemli açıklamalarda bulundu. Senin de dediğin gibi müzakereler ön plana çıktı. Senatörler yaptırım diye bastırdı. Başkan Trump yaptırımlara zaten sıcak bakmadığı biliniyordu. Müzakere meselesini öne çıkarmışa benziyor senatörlerin verdiği bilgiye göre. Cumhuriyetçi senatörler Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemi aldığı için en ağır biçimde yaptırım uygulanmasını istiyor. Amerika'nın hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele yasasının uygulanmasından yanalar ve bununla ilgili zaten Temsilciler Meclisi'nde
ifadeler vermek istiyorlar ve bazı tasarılar sunuyorlar. Ancak Donald Trump buna karşı çıktığı bilinen bir isim. Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı, Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı James Risch'in sözcüsü bir açıklama yaptı toplantıyla ilgili ve toplantının çok sert ve çetin geçtiğini söyledi. Hatta bilgi veren senatörler Trump'la James Risch arasında bazen gerilim yaşandığı ve seslerin yükseldiğini de söylemiş bulundu. Washington Post'ta bilgi veren bir başka kaynak, ancak isminin açıklanmasını istemedi, Donald Trump'ın aslında ilgisiz davrandığını söyledi. Uzmanlar şu yorumu yapıyor Serdar. Aslında Donald Trump bu toplantıyla gerçekten Türkiye'ye yaptırımları değil, Amerikan iç meselesini, iç siyasetini ilgilenen konuları da görüşmek istedi. Cumhuriyetçili bir arada Beyaz Saray'a toplamanın önemli bir yolu elbette bir konuda birleştikleri, o da Türkiye yaptırımlarıydı ve onları Beyaz Saray'a bu şekilde davet etti. Ancak yaptırımlardan çok sağlık sistemi, yasa dışı göçmen konuları ve yeni mali sistemi gündeme getirdi dedi oradaki senatörler Washington Post'ta. Ancak Donald Trump'ın bu iç siyaset konuşma ihtiyacına senatörler pek kalmışa benzemiyor yine uzmanların yaptığı yorum. Ve Türkiye'ye yaptırımlar konusunda Donald Trump'ı geri çekmeye çalıştıkları söyleniyor. Donald Trump da yine bu yaptırımlar meselesinde CATSA adı verilen yaptırım yasasının en az 5 maddesini, 12 maddesinden en az 5 maddesini seçmek durumunda, ancak bundan yana olmadığını belirtmişe benziyor ve Türkiye'nin müzakere kapısının açık tutulmasını istiyor. Aslında şöyle bir cümle de çıktı toplantıdan Washington Post gazetesinin yazısına göre, Erdoğan'ı cezalandırmak, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı cezalandırmak değil, onunla müzakere yoluna gitmeliyiz. Yani senatör David Perdue, Trump'a yakın bir isim kendisi, şöyle bir açıklama yaptı Washington Post'ta. Başkan daha geniş kapsamlı, daha geniş açılı bir şekilde bakıyor bu yaptırım meselesine. Çünkü mesele sadece Türkiye'ye yaptırımlar değil, bu yaptırımlar bölgeyi, yani Orta Doğu'yu da etkileyeceğe benziyor. Ve Türkiye'nin Orta Doğu'da, Orta Doğu ekonomisine, aynı zamanda Avrupa ekonomisine de girift bir ilişkisi olduğu için Türkiye'ye ağır bir ekonomik yaptırımın bölgeye de zarar vereceğini söylüyor ve Perdue şunu da ekliyor. Amerika dünyada müttefik arayışı içinde. O yüzden Donald Trump olaya sadece Türkiye'ye yaptırım açısından bakmadığını belirtti dendi. Dediğimiz gibi iç siyaset meselesi gündeme getirmeye çalıştı Donald Trump. Ancak yaptırım konusu ağır bastı. Yine de toplantıdan bir yaptırım kararı çıkmışa benzemiyor. Bunun dışında dediğimiz gibi Cumhuriyetçi 45 senatör katıldı, ancak hiçbir Demokrat senatöre bir davet gitmemişti. Demokrat senatörler yine Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nun kıdemli üyesi, Türkiye politikaları konusunda önemli bir isim Bob Menendez başkanlığında Donald Trump'a bir mektup gönderdi ve bu toplantıya katılmamaktan, davet edilmemekten duydukları rahatsızlığı ve sıkıntıyı dile getirdiler. Ancak uzmanlar şu yorumu yapıyor Serdar. Donald Trump aslında zaten hep cumhuriyetçileri bir araya getirmek istiyordu ve iç politika konularını, başkanlık seçimleri de yaklaşırken, 1,5 seneden az bir vakit kalmışken, Amerikan iç siyasetini daha fazla gündeme getirmeye çalıştı. Bu yüzden de bu toplantıda demokratlara yer yoktu diyor uzmanlar. Ancak demokratlar da aslında cumhuriyetçilerle bu konuda aynı sayfada. Onlar da Türkiye'ye yaptırımları destekliyor. Evet, ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi senatörlerin biraz nabzını ölçtü ama Kongre'de ne gibi adım atılacak onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bakalım yaptırımları uygulamak zorunda kalacak mı ABD Başkanı Donald Trump diye. Timoçin'e çok teşekkür ediyoruz ve gündemin diğer bir konusu, Amerika'da belki herkesin odaklandığı konu bu. Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahalesini soruşturan eski özel yetkili savcı Robert Mueller, Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu'nda ifade vermeye başladı. Aslında şu sıralarda Adalet Komisyonu'ndaki ifadesi bitmiş olmalı. 11.30'da bitecekti. Mueller Adalet Komisyonu'nun ardından Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu'nda da ifade verecek. Begüm Dönmez Ersöz stüdyomuzda. Begüm hoş geldin. Sen hoş bulduk, izledin Adalet Komisyonu'nda Mueller'ın açıklamalarını. Hı hı. Ne gördün? Biraz demokratlar boşuna mı bel bağladı acaba Mueller'a? Aslında şöyle, 3 saatlik oturumun buraya gelene kadarki kısmını izlediğim kadarıyla hem demokratları hem de cumhuriyetçilerin beklentilerini çok da karşılamayacak bir içerik geldi gibi görünüyor. Çünkü şu ana kadar söyledikleri aslına bakarsanız şoke edici
bir takım açıklamalar değil. Fakat iki açıdan önemli Mueller'ın bu oturumda, Adalet Komisyonu'nda verdiği ifade. Birincisi, Rusya soruşturmasını yürüten özel yetkili savcı olarak 448 sayfalık bir rapor hazırlamıştı. Bu uzun ve ayrıntılı raporu bırakın ABD kamuoyunun, bazı Amerikalı Cumhuriyetçi senatörlerin bile tamamını okumadığı haberleri var ABD basınında. Dolayısıyla Rusya soruşturması ile ilgili doğrudan kameraların karşısında, neredeyse bütün ulusal televizyonlarında canlı olarak yayınladığı bir oturumda soruları cevaplaması önemli. Bir de düşünün, özel yetkili savcı Rusya soruşturması gibi kritik bir soruşturmayla ilgili çıkıp açıklamalarda bulunuyor. Bu da olağan dışı bir durum. Hatta Mueller'ın kendisi de buna atıfta bulundu. Şimdi Mueller aslında çok çok rahat olmadığı gözlendi, evet, oturum esnasında. Hem Cumhuriyetçi senatörlerden hem de Demokrat senatörlerden peş peşe, böyle peşi sıra hararetli sorular gelince zaman zaman kullandığı ifadelerde tökezlediğini de söylemek mümkün. Fakat Mueller daha oturumun başında zaten kuralı koydu. Dedi ki, ben 448 sayfalık raporun metninin dışına çıkmayacağım dedi. Dolayısıyla o açıdan bir sürpriz olmadı. Hatta oturum boyunca da en az 28 kez sorulan sorulara cevaben kendi raporuna, ekibiyle birlikte hazırladığı rapora atıfta bulundu. Fakat öne çıkan 4 manşetten söz etmek mümkün Adalet Komisyonu'ndaki oturumda. Birincisi, Mueller rapor Trump'ı tamamen aklamıyor ifadesini net bir şekilde kullandı. Hatırlayacaksınız, Trump'ın atadığı Adalet Bakanı William Barr, Mueller raporu ilk çıktığı zaman bir basın toplantısı düzenleyerek demişti ki rapor Trump'ı aklıyor. Evet. Hatta o dönem Adalet Bakanı kamuoyunun algısını şekillendirmeye çalışıyor eleştirisiyle karşı karşıya kalmıştı. Dolayısıyla Mueller'ın bizzat ağzından bir kez daha bu rapor Trump'ı tamamen aklamıyor, özellikle de adaletin engellenmesi konusunda aklamıyor demiş olması önemli. İkincisi, Adalet Bakanlığı'nın bir yönergesi var. Görevde olan bir başkana yönelik suçlamalar yöneltilemez diye. Hatta sırf bu yüzden Mueller'ın Trump'ı raporunda suçlamadığı ifade edilmişti daha önce. Mueller'a peki Trump görevden ayrıldıktan sonra hakkında suçlamalar getirilebilir mi diye soruldu. Mueller evet yanıtını verdi. Bu ikinci önemli manşet. Bir üçüncüsü, Trump yüz yüze ifade vermeyi istememişti, hatırlarsınız. Hı hı. Yazılı olarak cevaplandırmıştı soruları. Hatta demokratlar da yazılı olarak bu sorulara cevap vermesi Trump'ı bu işin siyasi yükümlülüğünden uzak tutma amacını taşıyor diye eleştirmişti. Mueller bir kez daha dedi ki evet, Trump yüz yüze soruşturma kapsamında ifade vermeyi reddetti. Bir de dördüncüsü, Trump benim görevden alınmamı istedi ifadesini kullandı. O da çarpıcı bir ifadeydi. Evet, peki Trump ne yaptı bu sırada? Evet, Trump daha önce yaptığı açıklamada işte Mueller'ın ifade vereceği oturumu izlemeyeceğini, belki bir kısmını izlerim gibi biraz da muğlak konuşmuştu. Oturum başlamadan önce ve oturum esnasında attığı tweetlerden anladığımız kadarıyla doğrudan oturumu televizyondan canlı olarak izlemese de takip ettiği bir şekilde, haberler üzerinden takip ettiği veya danışmanların bilgilendirdiğini anlamak mümkün. Evet. Oturum başlamadan önce bir kez daha Trump işbirliği yok, gizli anlaşma yok diye ünlemli tweetler paylaştı. Hatta bir kez daha 2020 seçim kampanyası döneminde kullanacağı işte Amerika'yı güçlü tutmaya devam edelim sloganını paylaştı. Dolayısıyla şimdi hatta şunu da söylemek mümkün. Mueller'ın hep Trump bir çıkar çatışması içinde olduğunu ifade ediyordu. Buna örnek olarak da soruşturmaya özel yetkili savcı olarak atanmadan bir gün önce FBI başkanlığı pozisyonu için, mülakat için geldiğini ifade ediyordu. O mesajları paylaştı. Dolayısıyla Mueller'ı bir yandan da oturum devam ederken bir itibarsızlaştırma çabası içerisinde olduğunu söylemek de mümkün. Evet. Şimdi bir de istihbarat komisyonunda bugün ifade vermesi bekleniyor. Orada bir farklı soruyla, sorularla karşılaşır mı? Şimdi Adalet Komisyonu'nda kongre üyelerinin sorduğu sorular daha çok Trump'ın adaleti engelleyip engellemediği yönündeki sorulardı. Çünkü Mueller raporunda bu kısmın ucunu açık bırakmıştı.
Dolayısıyla şimdi istihbarat komisyonunda, Temsilciler Meclisi'nin istihbarat komisyonunda yöneltilecek soruların daha çok Trump'ın seçim kampanyası ekibiyle Ruslar arasındaki, yani Kremlin arasındaki irtibata, görüşmelere, bu görüşmelerin, temasların zamanlamasına, çerçevesine ve içeriğine odaklanması bekleniyor. Dolayısıyla öğleden sonra istihbarat komisyonundaki oturumda daha fazla sayıda zannediyorum Rusya, Moskova, Kremlin ifadelerini duymak mümkün olacak. Evet, bekleyip göreceğiz. Eski özel yetkili savcı Mueller'ın Temsilciler Meclisi'nde iki komisyonda bugün ifade vereceğini söylemiştik ve ilk komisyon, Adalet Komisyonu'nda ifadesi tamamlandı diyebiliriz. Şimdi İstihbarat Komisyonu'nda neler söyleyeceğini bekliyoruz. Begüm Dönmez Ersöz'e çok teşekkür ediyoruz. Hemen Avrupa'ya uzanalım. Birkaç gün önce aslında bizim de başımızdaydı. Çok sıcak hava. Avrupa şu anda kavruluyor. Fransa başta olmak üzere birçok ülkede hava sıcaklığı yüzünden kırmızı alarm verildi. Fransa'da 20 ilde kırmızı alarm var. Paris de bunlardan biri. Biz de dedik ki hadi bu sıcakta yayına çık Arzu. Şu anda Eyfel'in oraya sıcakta karşımızda. Nasıl hava Arzu? Neler söyleyeceksin? Neler yapıyor Fransızlar? Çok zor günler geçiriyoruz gerçekten Serdar. Sizde de 40 derecenin üzerine 50'ye kadar yaklaşmıştı sıcaklar. Ne yaşadığımızı herhalde biraz olsun anlıyorsunuz. Şu anda bu yayını yapmakta bile çok büyük güçlük çekiyor. Zira hiçbir makina bu sıcaklara dayanmıyor ve aşırı ısınıyor. Arkamızda Eyfel Kulesi'ni görüyorsunuz. Sizlere daha önce burada havuzda serinlemeye çalışan Parisleri göstermeye çalışmıştık. Fakat bu sefer oraya yaklaşmak bile mümkün değil. Gölge olan tek yeri bulduk ve şu anda buradan yayın yapmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi Parisliler gene su mekanlarında, ıslak mekanlarda serinlemeye çalışıyorlar. Gölgede 40 dereceyi aştı. Şu anda yarın asıl kalabalığında, asıl sıcaklığında yarın gerçekleşmesi bekleniyor. Yani bugün aslında bir ön prova diyebiliriz. Yarın olacaklar karşısında Sağlık Bakanı ilgili bakanlıkları topladı ve kırmızı alarm ilan etti. 20 ilde ilk kez, ben 15 yıldır burada gazetecilik yapıyorum, İlk kez kırmızı alarma geçildiğini görüyoruz. 4. seviyede alarm, bütün acil servisler, bütün izinler kaldırıldı acil servislerde. Herkes yaşanacak gelecek olayları bekliyor. Hidrokülsiyon demiştik, sıcaktan soğuğa atlama durumuna karşı ölümler yaşanıyor demiştik. 5 kişi şu ana kadar yaşamını yitirdi, 27 kişi ağır yaralı sıcaklar nedeniyle. Bu konuda da Sağlık Bakanlığı uyarıyor insanları. Artık normal insanlar, sadece kırılgan, yaşlı ve çocuklar değil, normal insanlar da çok büyük tehdit altında. Mümkün olduğu kadar evinizden çıkmayın uyarıları yapılıyor. Yarın dediğim gibi en yüksek sıcaklık bekleniyor. Ondan sonra da belki de fırtına gelecek, gelmesi bekleniyor. Yarına kadar büyük önlem alınmış durumda hem Fransa genelinde hem de Avrupa'da. Bakalım yarından sonra Fransa'yı, Avrupa'yı ne bekliyor? Bu aşağıdan güneyden gelen sıcaklar terk edecek mi kıtayı, yoksa daha sıcak günler devam edecek mi? Hep beraber göreceğiz. Bu sıcakta herhalde çelikten yapılan Eyfel Kulesi'ne de tırmanılmaz ızgara olur insanlar. Onu görüyoruz şimdi. Sağ ol manzara içinde. Arzu'ya çok teşekkür ediyoruz. Bu sıcakta bize yayın yaptığı Paris'in göbeğinden hemen Amerika'nın, aslında Türkiye'nin gündem maddesi. Rıza Sarraf davasında New York'ta Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde yargılandıktan sonra 32 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ve o cezayı tamamladı eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla. 28 aydır tutuklu bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nden sonunda Türkiye'ye döndü. Nasıl döndü? New York'tan nasıl ayrıldı? Aslı Pelit'e soralım. Aslı. Merhaba Serdar. 32 aylık cezasını iyi halden dolayı 28 ayda tamamlayan Hakan Atilla zaten 19 Temmuz'da Pensilvanya eyaletindeki FCI Schuylkill hapishanesine tutuklu bulunduğu hapishaneden tahliye edilmişti. Amerikan Göçmenlik ve Gümrük Bürosu tarafından gelen talep üzerine 19 Temmuz'dan itibaren sınır dışı işlemlerinin gerçekleşmesi için York County isimli cezaevine götürüldü. Amerikan Haber Ajansı AP'den aldığımız o andaki bilgilere göre Atilla'nın bir avukatı müvekkilinin sınır dışı işlemleri için tutulduğu cezaevinden de serbest bırakıldığını söyledi. Ve zaten avukatlarla konuşmuştuk bu konuyu. Tahliye edildikten sonraki 48 saat göçmenlik bürosu tarafından tutuklu olarak
bekletilecek. Daha sonra da ülkesine doğru sınır dışı edilecekti. Dün öğleden sonra Salı günü New York'taki JFK havaalanına ulaştırılması için görevli göçmenlik ve gümrük memurlarına teslim edildi. Ve Atilla'nın uçağa binene kadar da refakat edileceği bu grup tarafından bildirilmişti. Zaten öyle de oldu. Hakan Atilla dün akşam saatlerinde New York'tan ayrıldı. Ve New York Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle New York havaalanından ayrıldı ve İstanbul'a geldi. İstanbul'a taşıyan uçak saat 11.30 sıralarında İstanbul'a ulaştı. Uçaktan indikten sonra Hakan Atilla'yı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın karşıladığını gördük. Ayrıca onu karşılayanlar arasında tabii eşi Burçin Hanım, oğlu ve ailesi vardı. Ailesinin ardından kendisine zaten söylediğimiz gibi Bakan Berat Albayrak da kucaklayarak karşıladı. Albayrak havalimanı çıkışına da çok hayırlı bir gün oldu. Hakan Atilla güzel bir tatil yapıp dinlenecek şeklinde yorum yaptı. Kısaca Hakan Atilla'nın Rıza Sarraf'la beraber New York'ta geçirdiği süre sona erdi ve şu anda kendisi Türkiye'de, yalnız temiz davası devam edecek. Bunu hatırlatmakta yarar görüyorum. Önümüzdeki Hakan Atilla'nın Türkiye'de olması burada devam eden temiz davasını etkilemeyecek. Avukatları da temiz davasında kendisinin suçsuz bulunacağını düşünüyorlar Serdar. Aslı Pelit'e teşekkür ediyoruz. Hakan Atilla sonunda Türkiye'ye döndü. Son bilgileri Aslı Pelit'ten aldık. Geçelim Amerika Birleşik Devletleri'ndeki siyasi tartışmalardan birine. Başkan Donald Trump'ın kongrenin 4 liberal demokrat kadın üyesine yönelik sözleri ve Twitter mesajlarının ırkçı olduğu suçlamaları hem başkanın hem de kongredeki cumhuriyetçilerin savunmaya geçmesine neden oluyor. Başkan Donald Trump bu kişiler için ülkesine geri dönsünler demişti. Başkanın hedefindeki 4 demokrat kongre üyesinin hepsi Amerikan vatandaşı ve bunların 3'ü Amerika Birleşik Devletleri'nde doğup büyümüş kişiler. Başkanın bu son saldırıları ülkede siyaset ve ırkla ilgili bölünmeyi arttırdı yorumları yapılıyor. Başkan Donald Trump, Beyaz Saray'da Temsilciler Meclisi'nin 4 demokrat üyesiyle ilgili olarak memnun değillerse ülkeyi terk etsinler şeklinde yaptığı yorumları savundu. Ülkemizle İsrail'le ilgili çok kötü ve korkunç açıklamalar. Bu onların tercihi. Ne istiyorlarsa yapabilirler. Ülkeden ayrılabilirler ya da kalabilirler. Ama ülkemizi sevmeleri ve ülkemizin iyiliği için çalışmaları lazım. Trump'ın yorumları başkanı ırkçı ve yobaz olmakla suçlayan, kongrenin beyaz olmayan 4 demokrat kadın üyesini hedef alıyor. Bence Başkan Trump'ın yaptığı çok alçakça. Amerika'yı bölmek için insanların en kötü içgüdülerine hitap etmek her başkanın yaptığı bir şey değil. Başkanın yorumları Demokrat Parti'nin 2020 başkanlık yarışındaki adaylar tarafından da tepkiyle karşılandı. Iowa eyaletinde seçim kampanyası yürüten Joe Biden da bunlardan biri. Amerikan tarihinde bu kadar açıkça ırkçı ve bölücü olan başka bir başkan olmadı. Bunun dünyaya nasıl bir mesaj verdiğini düşünün. Bazı cumhuriyetçiler de başkanı ülkeyi bölmeye çalışmakla suçladı. Umarım artık bunu geride bırakırız. Ancak ileri geri yapılan yorumlar yüzünden milli ruhumuzu çok zedeleyecek bir tür bölünmeye geri dönüyoruz. Diğer cumhuriyetçilerse ya sessiz kaldı ya da konuya fazla değinmemeyi tercih etti. Senato'nun cumhuriyetçi lideri Mitch McConnell, kamuya mal olmuş herkesin söylemini yumuşatması gerektiğini söyledi. Başkan ırkçı değil ve bence bu ton ülkemiz için iyi bir ton değil. Ancak bu çok farklı ideolojik bakış açılarını yansıtıyor. Önemli olan da bu. New York temsilcisi kongre üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, başkan tarafından hedef alınan 4 temsilciler meclisi üyesinden biri. Ocasio-Cortez, Amerikalılardan başkanın dikkat dağıtıcı saldırılarına aldanmamalarını istedi. İlk sözüm şu. Ülkedeki çocuklara şunu söylemek istiyorum. Başkan ne derse desin bu ülke size ve herkese ait. Başkan ve demokratlar arasındaki bu son çatışma gelecek yılki başkanlık seçim kampanyasında yaşanacakların bir göstergesi olabilir. Pınar Sayar Kızılçalı, Amerika'nın Sesi, Washington.
Yayınımızın sonuna geldik ama başlıkları bir kez daha ben sizlere aktarayım. Bugün özellikle Amerika-Türkiye ilişkilerini ilgilendiren bir konu Beyaz Saray'da dün yapılan toplantıydı. Bu konuda Washington Post'ta çıkan haberle ilgili ayrıntıları sizlere paylaştık. Trump bu toplantıda özellikle Türkiye'ye yaptırım konusundan çok müzakereleri teşvik etmeye niyetindeydi. Davet ettiği cumhuriyetçi senatörlere karşı. Onun dışındaki diğer gündem maddemiz Mueller'ın Temsilciler Meclisi iki ayrı komisyonda verdiği ifade ki Adalet Komisyonu'ndaki ifadesi tamamlandı. Şimdi İstihbarat Komisyonu'nda öğleden sonra ifade verecek. Bu konuda başkanın suçsuzluğunun ortaya çıkmadığını söylemesi yine manşetlerden birisi olarak ön plana çıkıyor. Paris'te ve Avrupa'da özellikle hava sıcaklıklarının artması birçok kentte ve Avrupa ülkesinde kırmızı alarma neden oldu. Bunları size aktardık. Aynı zamanda Hakan Atilla Zaraf davasının önemli isimlerinden birisiydi. Amerika'daki cezasını tamamladı ve sonunda Türkiye'ye döndü. Bu konudaki gelişmeleri de bizden öğrendiniz. Amerika gündeminde ve dünya gündeminde öne çıkan haberlerle Washington'dan yaptığımız canlı yayının bugünlük de sonuna geldik. İnternetteki adresimizi hatırlatalım. Amerikanınsesi.com adresimizden haberlerimizi izleyebilir, okuyabilir ve ayrıntılara ulaşabilirsiniz. Gündemin öne çıkan diğer haberleriyle birlikte Washington'dan yine hafta içi her gün saat 18.30'da karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Yarın görüşmek üzere, iyi akşamlar.